Arkadaşlar merhaba, Celalettin'in YouTube sayfamıza hoş geldiniz. Bugün aracımız Fiat Punto. Fiat Punto'ya neler uygulayacağız? Fiat Punto'ya Amerikan cam filmi uygulaması yapacağız. Cam filmi nedir? Muayenede nasıl şekilde geçer? Cam filmi çekerken dikkat etmemiz gereken detaylar, incelikler. İşte şunları yaparsak şu hatalar olur. Ömrü ne kadardır? Çizilir mi, çizilmez mi? Hangi arabada nasıl bir işlem uygulamalı? Onu anlatacağım arkadaşlar. Daha sonrasında da araca bakış uygulaması, marşper uygulaması yapacağız. Bunları da sizinle paylaşacağız. Şimdi cam filmine başlıyorum. Cam filmi halk dilinde tabir edilen 1 numara, 2 numara, 3 numara diye ayrılır. 4-5 diye gider, aslında öyle bir şey yok. Yüzdelik dilimlere ayrılmıştır cam filmi. Cam filmi %5, %20, %35, %50 öyle artar veya arada azalır. Yani %15 değil de %20 olur. %5 en koyusudur. 3 numara diye geçer. %20 2 numaradır. Hani orta seviye. Kişinin içeriden gölgesini görürsünüz. Seçemezsiniz ama hani içeride mi değil mi, o şekilde. 3 numara da en koyusudur. Zifiri koyudur. Hani genelde gece aynaları, dikiz aynalarını görmekte sorun yaşarsınız. Polis tarafından sıkıntı yaşarsınız. Muayenede ama geçiyor. Bütün numaralar geçiyor muayenede. Hafif kusur diye geçiyor. Muayenede herhangi bir sorun olmaz. Evet arkadaşlar, aracımız Fiat Punto. 2 adet ön kelebek camı var. 4 adet yan camlar var. Ve 1 adet arka camımız var. Başlıyorum ben cam filmine. Şöyle göstereyim. Bir filmcinin olması gereken 3 şey, hatta 4 şey. Blue Max, çek, sarı üçgen. 2 senedir falan kullanıyorum artık, yani geceleri yanımda taşıyorum. Orijinali yok çünkü. Bez, temizlik amaçlı. Ve falçata. Falçatan nerede? Falçatan burada. Falçatanızın ucunun yeni olmasına dikkat edin. Hani falçatasız da, falçata sapsız da çalışabilirsiniz ama falçata sapsız elinizi kesersiniz, ölçüyü yamuk alırsınız, kısa kesersiniz vesaire. O yüzden falçata ucu önemli. Camları çizmemesi lazım ve falçata sapı da güzel bir ölçü alabilmek için bir filmcinin olmazsa olmazı. Bir de su pompamız var. Su pompamız. Samet, su pompamızı getirebilir misin? Yukarıda kaldı. Kırmızı olanı getir. Takımlarımı koyuyorum arkadaşlar araç içerisine. Önce camları dışarıdan bir silmem lazım. Hani toz olmasın altı. Araçta cam rüzgarlığı var. Kalıbı bir taraftan alıyorum. Yani sağ taraftan alıyorum. Sağ tarafın cam rüzgarlıklarını sökme durumundayım. Arka camı da siliyorum. Değişik yapılı şekilleri var. Hani herkesin emeğine saygı duyuyoruz. Ama hani içeriden kesmeler, ne bileyim içeriden şablon almalar falan sağlıklı yöntemler değil. Yani tekrardan söylüyorum, bütün ustaların emeğine sağlık, ellerine sağlık, herkesin emeğine saygı duyuyoruz. Ama sağlıklı olan bir biçim değil. Niye? Çünkü filmi içeriden kestiğiniz zaman ölçüyü düzgün alamama şansın yüksek. İşte içeride toz pislik olma şansı yüksek. O yüzden en güzeli, en iyi. Ben işi en iyi kişiden öğrendim. Yani ustam Arkan ustadır. 2005'te, 2006'dan beri sadece cam filmi uygulaması. Yani Türkiye cam filmi ilk yapanlardan biridir. Camları sökerek camcılıktan gelmedir zaten. Bütün detaylarını ben ondan öğrendim. O yüzden bildiğim şekilde yapacağım. Yorumlara da belirtirsiniz. Hani ustam yöntemi güzeldi veya değildi, temiz yaptınız. Bir sonraki videoda da yaptığınız yorumları cevaplandırmaya çalışacağız. Arkadaşlar falçatanın ucunu açtım. Fazla açmayın. Kırılabilir, yüzünüze gelebilir. Buna dikkat edin. Aynı zamanda falçata cam rüzgarlarından taraf olsun sökerken ki boya çizilmesin. Araç zarar görmesin. Arkadaşlar camlarımız hazır. Cam rüzgarlıklarını söktük. Camları dışarıdan bir sildik. Şimdi filmin şablonunu almak için camı ıslatıyorum.
Genelde iki tarafın şablonunu aynı şekilde alıyorum. Bu araçta fitil sökmeyeceğiz çünkü fitilleri çok aşağıda. Hani gerek yok fitil sökmeye. Sıfıra sıfır bir şekilde uygulayacağız. Filmin iç tarafı yani açıldığı tarafta jilatin olur genelde arkadaşlar. Jilatin her zaman iç tarafta olur. Ben jilatin şu an cama baktığı için öbür tarafın filmini kesiyorum. Ama eğer direkt filmi böyle koysaydım jilatin sizden taraf olacaktı ve bu tarafın ölçüsünü almış olacaktım. Şu anda öbür tarafın ölçüsü için yerleştiriyorum cam filmi. Bu öbür tarafın filmi arkadaşlar. Tekrar ıslatıyoruz. Film işi çok hassas bir iş. Yani hatayı kabul etmez. En ufak bir hata direkt göz önünde bulur. Gözünüze çarpar. O yüzden temiz bir ortamda, güzel bir içlikte, güzel bir ustanın uygulaması lazım. Yani bu videoyu izlediğiniz zaman kendiniz yapmaya kalkarsanız, el beceriniz varsa, altyapınız varsa yapabilirsiniz. Ama hani yine de çok sağlıklı bir şekilde olmaz. Yani birkaç araçtan sonra güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Yani cam filmi eğitimleri falan çıkmış. Onları gördüm Instagram'dan, YouTube'dan falan. Yani illa katkısı olur ama bir haftada öğrenilebilecek bir meslek değil. Yaptıkça, tecrübe edindikçe ve işi bilen birinden detaylarını öğrenmeniz lazım. Şimdi filmim hazır. İlk koyduğum film bu, öbür tarafın dışarıda kalan film bu tarafın. Ona göre kesiyorum. Şuradaki fazlalığı şöyle alabilirsiniz. Öncelikle 0'a 0 yapacağım için önce alt tarafın kesimini yapacağım. Şöyle yakınlaştırabilirsem. Şöyle parmağınızı koyun arkadaşlar. Tam fitilin bittiği yeri hissediyorsunuz zaten. Bıçağınızı kapatın. Şuraya koyun. Ondan sonra bıçağınızı açın arkadaşlar. Şu şekilde falsetene meyilli aşağı doğru olacak ki hani yukarıda kesmeyin diye. Şöyle elinizi de önden koyarsanız kabarmayı önlersiniz. Yanlış bombeyi önlersiniz. Yoksa filmi yanlış kesersiniz. Küçük kesersiniz. Alt taraftan kestim. Aşağıda olduğu için filmi biraz aşağı indireceğim. Yani açıklık kalmasın. Görünmesin diye. Böyle bir iki milim indirmeniz yeterli. Sonra fazla bastırmayacak şekilde hani iki film birbirinden bağımsız hareket etmesin diye ufaktan bir ortadaki sulu alıyorum. Böyle görebilir misin? Evet arkadaşlar. Buradan şimdi ölçü alacağım. Bacada ucunuzu fazla açmayın. Yine parmağınızı aynı bir şekilde buraya koyun. Şöyle tek seferde yapmanız lazım arkadaşlar. Yani ikinci, üçüncü sefer yaparsanız güzel olmuyor. Şablon güzel çıkmıyor. Filmi kestim. Film açık görünmesin diye. Filmi ikişer milim bu tarafa alacağım. Burayı kestikten sonra bu tarafa alacağım. İki milim bu tarafa alacağım. Burayı bitirdikten sonra o tarafın ölçüsünü aldıktan sonra 2 milim de o tarafa alacağım ki film hani sağdan soldan açık görünmesin. Şöyle kaydırdım. Şimdi filmi bu taraftan ölçüsünü aldım. Dediğim gibi böyle elinizi koyun tekrardan. Falset ucunuzu açmayın. Yerleştirdikten sonra kanalı hattı bulduktan sonra aşağı doğru kesiyorsunuz arkadaşlar. Tek seferde. Bu şekilde. Dediğim gibi bakın dümdüz bir şekilde. Sonra filmi tekrardan içeri doğru kaydırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Artık sağa sola kaydırmayacağımız için camı aşağı indireceğiz yukarıdan kesmek için. O yüzden güzel bir şekilde şöyle alabilirsiniz. Kerem!
Onu daha yarın bir şekilde açık bıraktım camları yeni kaldırdığım için. Şöyle alttan kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Üst tarafı da kaldırın ki hani ben burada çift taraflı bant var cam rüzgarlarının. Hani filmi tutmasın, filmin şablonu kaymasın diye. Şöyle ortada sabit zaten film kaymaz. Şöyle 4-5 santim kadar indirmeniz yeterli. İndirdikten sonra tekrar filmi cama yerleştiriyorsunuz. Üst tarafın ölçüsünü alacağız. Arkadaşlar falçatanın ucu bu kadar falan açık olacak. Yani elinizde burada olması lazım. Şimdi bazı ustalar var görüyorum bizim şekilde uyguluyor. Yalnız falçatayı böyle açıp tek seferde almaya çalışıyor. Böyle aldığınız zaman ne ihtimalleri var? Filmi yamuk kesme ihtimaliniz var. Sonradan da müdahale edildiği zaman sağlıklı olmuyor. Yani dalga dalga oluyor. Bu da cama indirdiğiniz zaman uyguladıktan sonra belli oluyor. O yüzden filmi kısa bir şekilde açıp elinizi de böyle cama yaslayacak şekilde kestiğiniz zaman düz bir şekilde kesersiniz. Ben elimi koydum buraya. Parmağım bu şekilde. Cama yasladım. Falçata ucunuzun yeni olması önemli. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. Bastırdım ve şu an bir dakika. Şöyle tek seferde kesmeniz lazım arkadaşlar. Dışa doğru, yukarı doğru. Tamamdır. Şimdi şablonu aldık, köşelerin dönümünü yapacağız. Burası bu fazla kalan kısım camın şurası. Hani şöyle bir buraları sivri bırakırsanız köşelerden atma olasılığı yüksek. O yüzden şöyle parmağınızı koyarak o meyli dönüşü verebilirsiniz. Filmde kalkmamış şekilde. Şöyle parmağınızı takip edecek şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yuvarlak bir şekilde kesmeniz lazım. Yoksa film kalkar. Şimdi şu alt köşeye geliyorum. Alt köşeyi de yine parmağınızdan meyli alarak şöyle yuvarlak bir şekilde kesebilirsiniz. Burası dikiz aynası tarafı ve altı. Şöyle düz bir şekilde arkadaşlar. Sonra parmağınızla meyli verip dönümü sağlayabilirsiniz. Daha sonra şöyle yine düz bir şekilde hani film şekli bozulmasın diye parmağınızla aynı şekilde meyli verebilirsiniz. Bura biraz sivri oldu yani bir sorun olmaz. Ama olsun biz yine mailimizi güzel bir şekilde verelim. Sonuçta hani müşterinin bir daha gidip gelmesi hoş bir şey değil. Tek seferde işin bitmesi lazım. Arkadaşlar şablonunu aldık. Bu dışarıdaki tarafı. Şimdi bu tarafın camın üzerine koyacağız. Camlarda bomba var. Hani camlar düz değil. Düz olmadığı için camların meylini dışarıdan alıştırıyoruz biz. İçeriden fönle aldığınız zaman yani biz plazalara da gidiyoruz cam filmi yapmaya. Sıfır araçlarda çok tehlikeli bir iş. Fitilleri yakabilirsiniz. Döşemeyi yakabilirsiniz. Çok hassastır. Onun için içeriden hava çıkmasın. İçeriden bir daha uğraşmayalım diye. Meyli dışarıdan alıştırıyoruz sonra. Cam filminin meylini dışarıdan alacağız. Şöyle alttan iki parmak kadar boşluk verip küçük kısmı da dışarıya verecek şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi filmin havası yukarıya verildi. Buralarda hava çıkmadı. Ne yapacağız? Filmi şöyle içeri doğru kıvrım verip hava çıkartacağız. Yani çıkmayan havada bir de hava çıkartırsak bizim için daha iyi. İçeriden uğraşmaz oluruz. Uğraşmayız yani içeriden. Bu şekilde havalar çıkartacağız arkadaşlar. Daha sonra bu havaları fön yardımıyla ısıtarak alacağız. Dediğim gibi içeriden de alabilirsiniz. Ama burada daha sağlıklı. Hem o dediğim riskler olmaz hem de filmi yakabilirsiniz içeriden.
Eldiven yakınlaştırabilir misin? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bura camın iç kısmında kaldı. Şöyle havayı böyle veriyorum yana doğru. Alt taraftan bir parmak boşluk, buradan bir parmak boşluk. Şöyle hava çıkarmamız lazım. Yani şu damarlar hava oluyor. Camın kavisi oluyor. Bunu alıştırmamız lazım. Şimdi arka tarafın şablonunu da aldıktan sonra dışarıdan hava nasıl alınır onu göstereceğim ve daha sonra uygulamaya geçeceğiz. Aynı şekilde filmimi koyuyorum. Öbür tarafın filmini de koyuyorum. Arkadaşlar işin çıraklığından yetişmek önemli. Hani nerede ne yapılır? Yani veyahut da fitilleri sökmek gerekirse nasıl sökülür zarar vermeden? Genelde sıfır araçların fitillerini söküyoruz. Nasıl sökme teknikleri olur? O videolarda yakında gittiğimiz plazada size o videoları da çekeceğiz. Ama sıfır araba her zaman daha basit. Niye? Çünkü toz pis olayı yok. Hani tertemiz sıfır araba sahibine gitmeden size geliyor. İlk siz arabayı elemiş oluyorsunuz. Yani ilk siz müdahale etmiş oluyorsunuz. O yüzden herhangi bir sorun olmuyor. Hata olmuyor. Tarımın filmini de koydum. Fasada yazarken fazla açmayın. Hani fitili kesebilirsiniz. Aracın boyasını denk gelebilir. Tekrar koydum filmimi arkadaşlar. Şöyle fazlalığını alıyorum. Eğer İstanbul'daysanız biz de İstanbul'dayız arkadaşlar. İstanbul Esenyurt'tayız. 2012 yılından beri burada faaliyet göstermekteyiz. 3 yıl böyle. Profesyonel ustalarımızla sizleri de bekleriz. Araç marka modelini atarak fiyat ve detay bilgisi alabilirsiniz. Hani şu model araçta fitil sökülüyor mu, uygulamanız nasıl? Garanti yaptığımız tüm içerikler 10 yıl garanti arkadaşlar. Amerikan cam filmi uyguluyoruz. 10 yıl garantili soğumaya, çizilmeye, kalkmaya karşı garantilidir. Alta doğru çekiyoruz. Yine sıfırdan ölçü aldım. Biraz aşağı indiriyorum. Tamam. Şuradaki fazlalığını da alayım. Bu şekilde tek seferde almamız lazım. Dışa doğru. Resmi filmi şimdi şurada 2-3 bin kadar kaydırdım. Fiyat grubunda fitil aralıkları gelmiş yani. Sağa sola verme ihtimaliniz fazla ama bazı araçlarda sıfıra sıfır oluyor. Yani filmi daha çok fitilin içerisine sokamıyorsunuz. O araçtan araca göre değişir. Yapacak kişinin ustalığına bağlı, nasıl karar vermesine bağlı. Parmağımı koydum arkadaşlar. Falsetten emeğini şu tarafa doğru olacak. Kısa kesmeyelim diye. Bu şekilde kestim. Dışa doğru koparıyorum filmi. Tekrardan 2 milim kadar içeri veriyorum. Yani cam filmi yapan arkadaşlar da hani yeni başlamışlarsa bu işi bize telefon üzerinden ulaşırlarsa hem müsait olduğumuz takdirde cevaplamaya çalışırız sorularını. Sevgili üstündeki faturduyu alıyorum ki alttaki film üstteki filmin kalıbı aynı olsun, yani yanlışlık olmasın.
buraya parmağımı koydum. Filmi cama yapıştırdım. Bu kadar açık falsatanın ucu. Tekrardan söylüyorum. Parmağınız da burada cama yapışık olacak şekilde. Şöyle batırıyorsunuz. Kamerayı geri götürelim mi? Şöyle gel istersen. Arkadaşlar buranın meyilini camın şu şekline göre vermemiz lazım. O da göz kararı. Şöyle düz gelip böyle geniş bir dönme yapacağız. Film kaydı arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Olabiliyor bu tarz şeyler. Bunlara dikkat edin. Filmin kaymaması lazım. Alttaki ölçüde üstteki ölçünün aynı olması için. Şöyle meyli verdim. Bir sefer daha üzerinden geçeceğim. Ha, bakın aynı camın kalıbı gibi. Şu alt taraf. Film yine burada biraz kaymış. Düz bir şekilde kesmeniz lazım. Bu biraz zaman istiyor, el alışkanlığı istiyor. Eğer kesemiyorsanız cetvel yardımıyla, ragbere yardımıyla şöyle düz bir şekilde kesebilirsiniz. Meylini yine yuvarlak vermemiz lazım arkadaşlar. Burası sağ alt köşe. Şöyle. Fonda da Sagopa var. Sagopa camdır. Çalıştığınız ortam çok önemli arkadaşlar. Huzur olması lazım. Çalışma arkadaşlarınızın iyi olması lazım. İşinizi sevmeniz lazım. En önemlisi bu yani. Şöyle bir şekilde mail verdim. Şurayı için. Kablomuz hazır arkadaşlar. Şimdi tekrardan bu tarafını bu tarafın filmlerine koyacağız. Anlatarak yapmak ilk defa yapıyorum. Zormuş gerçekten hani detayları falan söylemek. Bildiğiniz zaman daha basit oluyor. Yani müşteriler genelde soruyor. Cam filmi içeriden mi yapılır, dışarıdan mı yapılır? Arkadaşlar cam filmi her zaman içeriden yapılır. Yani 7-80'dir bu işi yapıyorum. Dışarıdan yapılan bir kere gördüm. Arkadaşlar aracın dört camın şablonlarını aldım, havasını aldım. Şimdi arka camı koyacağım. Ayhan ustam da geldi. Ayhan usta gelir misin? Gel gel gel. Ya devam et. Ayhan ustam fazla konuşamaz ama ben size tanıtacağım. Ya devam et yap. Ayhan ustam benim öğretmenim. Ayhan usta kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 25 sene. 25 sene.
Zaten 30 yaşından 5 yaşından beri sanayide. Ayrıca cam filmini Türkiye'de ilk yapan ustalardan, hani camcılıktan gelme. Camcıyken ilk etapta ayrıca camları söküp uyguluyordunuz, evet, değil mi? Paket filmi sökerek uyguluyordunuz. Paket filmleri, ucuz filmleri. Yani Türkiye'ye yeni gelmişti. O zaman sökerek camları uyguluyordunuz. Şu an gördüğünüz gibi ben hiçbir şey sökmedim. 0-0-3'ü aldım çünkü gelişti zamanla. Yeni yeni teknikler ortaya çıktı. Şimdi arka camın uygulamasını yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar komple ıslatanlar var. Islatıp pudra dökenler var. Biz onları kullanmıyoruz. Hani bu şekilde en sağlıklısı. Şöyle buradan elinizin avucun böyle hafiften soğuyacak şekilde buraya koyuyorsunuz film camda sabit tutsun diye. Sonra ortayı aynı bu şekilde şöyle geçiyorsunuz, zaten kamerada belli oluyordur. Yine elinizin avucuyla yani şöyle bir haş harfi oluşturuyorsunuz. Film dediğim gibi iletin iç tarafta. İç tarafta olduğu için film böyle yapışacağı için, içeriden yapışacağı için iletin dışarıda kalıyor. Filmimi açıyorum. Şöyle cama koyuyorum. Hatchback arabaların arka camları daha basittir. Niye? Çünkü bagaj kalkıyor, tek seferde koyabiliyorsunuz. Ama sedan araçlarda bir kişinin yardımı olması lazım. Yani tek kişiyle yaparsınız ama işte döşemeye değer, tavana değer, pus pus olur. Onlar hoş bir şeyler değil. Sana bana çıkabilir misin? Şimdi gel. Burada ışık. Arkadaşlar filmimi koydum. Burada bir kabarcık oluştu. Yani bu da silecekten dolayı. Sileceği şöyle açabilirsiniz. Açtıktan sonra şöyle sadece orta kısımda falçatayı 4-5 santim kadar çekip daha sonra size doğru sizin. Yani yukarı doğru açarsanız film yırtılır. Yani cama yapışacak kısım yırtılır. Şöyle dışarı doğru çektikten sonra film zaten cama güzel bir şekilde oturur. Falçatanızın ucu çok önemli arkadaşlar. İyi olması lazım camı çizer yoksa. Yani cam çizmesi de kötü bir şey. Yani müşteri camın değişimini isteyebilir. O yüzden fazla bastırılmayacak bir şekilde dışarıdan şöyle salgrafın kenarlarından ölçüyü alıyorsunuz. Bu Volkswagen grubunda tam 0-0 almanız lazım. Çünkü içeriden film yapışma kısmı hani döşemere falan denk gelir. Bayağı sıkıntı olur, film oturmaz ama işte camı açıp içeriden ayarını mesafeye bakıp ona göre de kesimini yapabilirsiniz. İşte bu arabada tam 0-0 almayacağım. Niye? Çünkü içeriden mesafe var. Yani 2 milim kadar dışarıdan kesebilirsiniz. İşte başlıyorum. İşte içeriden bir arkadaşın yardımıyla düz bir şekilde. Yani falçata elinize alıştığı zaman zaten hiç sorun olmaz. Şöyle. Üst kısmı kestim. Silecek kısmında her zaman düz olmaz. Yani yukarı doğru olur. Ona göre kesimini yapacaksınız. Arkadaşlar yine bombe olduğu için filmin içeri doğru meylini vereceğiz. Yani ya kapı camlarının olduğu gibi mesela hava şu anda burada. Hava şu anda burada. Şöyle filmi meylini havasını oraya doğru vereceğiz ki. Sana fönü kabloyu getirir misin? Yani bütün hava şu arkadaşlar. Şimdi filmi direkt kesip koyarsanız bunlar zaman yapışmaz. Yani damar damar olur, hava çıkar, film yani şu an yapıştırsanız bile daha sonradan atar. Havasını da içeriden alma gerek yok şimdi alıştırdıktan sonra.
Şimdi fön gelsin, ben yine devam edeceğim. Alıştırmayı size göstereceğim. Arkadaşlar fönümüz hazır. Öncelikle sanayi tipi bir fön olması lazım. Yani sanayi tipi bir ısıtıcı olması lazım. Saç fırtma makinesi falan sakın denemeyin. O hava verir, ısı vermez yani. Çok az ısı verir. Bunlar sanayi tipi, hem hava hem de aşırı derecede sıcaklık verir. Yani filmin hangi düzeyde fönü tutulup yakılmasını filmin özelliğine göre bilmeniz lazım. Yani dandik bir filmdir, hemen yanar veya iyi bir filmdir. Hani rahat bir şekilde fönü tutabilirsiniz. Ben sağ elimi kullanıyorum. Sol elimle camın havasını alıyorum. Sol elinizin kuru olması lazım. Yani eğer benim gibi çalışıyorsanız sol elinizin kuru olması lazım. Niye? Çünkü ıslak olsa filme yapışır, havayı alamazsınız ya da filmi kırarsınız. O yüzden elinizin kuru olması lazım. Şöyle başlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde fönü vurduktan sonra elinizle geçmeniz lazım. Bakın şurada kavis var. Isıtıyorum ve elime geçiyorum. Yani film tam düz bir şekilde cama yapışması lazım. Yoksa içeriden hava çıkar, bu da sizi uğraştırır. Bakın hava var, ısıtıyorum, elime geçiyorum. Film havası yandaydı. Yandan hava alınmaz arkadaşlar. Yani elinizi şu tarafa doğru itemezsiniz, film yanar. Yandan hava alınmaz, her zaman yukarıya da aşağı. Daha hava var burada. Elimle meyli yukarı doğru veriyorum. Isıtıp havayı alıyorum. Burada gördüğünüz gibi üst taraf şu anda havasız bir şekilde. Alt tarafa geçtim. Arkadaşlar camın alt tarafının havasını almaya devam ediyoruz. Alt tarafta daha çok bomba olduğu için burada biraz daha fazla hava çıkıyor, biraz daha uğraştırıyor. Yani özellikle eski kasa kırıyor içlerini, hiç değil. Yani benim ben diyen cam kırımcılar bile yapamaz. Yani çok zordur. Herkes yapamaz yani. Ben bile yaparken zorlanıyorum, insanı çağırıyorum. Hatasız şekilde yapıyoruz. Yani iki damı sökün, testten koyun, iki damacana suyu çok rahat alır çünkü şu an çok bombeli. Yani her taraftan bombalar, sağa sola var, yukarı aşağı var. Bayağı sıkıntı da yani. Biraz firmamızdan bahsedeyim. Gel Altın bu ara 2012 yılından beri Esenyurt'ta hizmet vermekteyiz. Oto alım satım, oto servis, tuning, aksesuar, araç kaplama, oto elektrik, ondan sonra görüntü ve ses sistemleri, hepsini uyguluyoruz arkadaşlar profesyonel sanayimizde. O tarz videolar da geldik, hani teyit nasıl takılır, görüntülü otel, astraje, Tesla, araç kaplama nasıl yapılır. Yani zor şeyler ama yine fikriniz olması açısından paylaşıyoruz sizlerle. Umarım beğeniyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur. Madik uygulaması yapıyoruz, bu araca da uygulayacağız. Can filminin dışında ayrı bir şekilde video olarak atacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi camda bomba yok. Cam alıştı. Arka cam da tamamdır. Şimdi yan camların havasını almaya geçiyorum. Bu şekilde elinizle de alabilirsiniz. Ben genelde büyük havaları elimle alıp daha sonra rafleyle takımımla havaları alıyorum.
Bregaj'ı vurursam eğer filmi kırma ihtimali yüksek, o yüzden el daha iyi. Bu tarafa gel istersen. El daha iyi yüksek olduğu için, daha hassas olduğu için bir kabar önce elimle, daha sonra takımımla alıyorum. Seni filme ne kadar yaklaştıracağınızı bilmeniz lazım. Bakın şu havaları aldım. Aynı şekilde burayı da elimle aldım çünkü çok büyük bir hava var. Yani direkt takımı vursam kırma ihtimali yüksek. Böyle hava olan yerin ortasından havayı bölmeniz lazım. Sağa sola ki iki ayrı şekilde alabilirsiniz. Yani videomuz biraz uzun oldu mesela, normal şekilde anlatmadan yapsaydım. Yani şimdi bitmişti galiba. Yani 5-10 dakika içerisinde bitecekti. Ama anlatarak yaptığımız için uzun sürüyor. Yani en zor araba maksimum 1 saatte halloluyor arkadaşlar. Bakın çıkan havaları ısıtıp ondan sonra radleri alıyorum. Şu anda film camın mailini aldı. Şu anda en fazla kapanacak yok. Hemen sağ tarafa getirdim. Aynı şekilde şöyle alıyorum. Havayı içeriye doğru veriyorum ben. Şöyle kalış yapıyorum. Takımımızın ucunun yani temiz, pusuz olması lazım. Yani ne bileyim, bir şey yapışır, tuz yapışır, taş yapışır, parçalardan bahsediyorum. Elinize takılmaması lazım. Yani şöyle vurduğunuz zaman pürüzsüz bir şekilde elinize gelmesi lazım. Elinize geliyorsa da ince zımparayla zımpara yapabilirsiniz. Yani biz her gün kullanmadan önce zımparalıyoruz. Bu orijinal bir takım bulunmuyor. Şu anda yok Türkiye'de. O yüzden yardımcılarımız. İçeri doğru oldum, havayı içeri doğru, alta doğru çıkarttım ben. Tam hava. Elimle dövüyorum. Sağa sola yayıyorum. Ondan sonra alıyorum. İstanbul içerisinde plazalara da gidiyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani plazalardaki yetkili kişiler eğer izliyorsa WhatsApp numaramızdan, bizlere şirket hattımızdan ulaşabilirler. Şimdi zor bir meslek. Kolay kolay üste yetişmiyor. Buranın da havasını aldım arkadaşlar. Şimdi uygulamaya geçeceğim. Arkadaşlar şablonlarımızı aldık, filmleri alıştırdık. Şimdi içeriden uygulamaya geçiyoruz. Bu su özel bir su değil. Yani sabunlu bir su. Filmin kayganlaşması için. Şöyle uygularken ben genelde şöyle sol elimle geçiyorum. Elimde hani pürüzleri bazen camlarda toz pis oluyor. Mesela şurada var. Şöyle şunu
almam lazım ki filmde çok belli olur. Olmasın diye. Filmine geçiyorum arkadaşlar. Sarı görmek için bazen çapak oluyor camlarda. Fasatayla çapak gitmiyor. Ona yapacak bir şey yok. Genelde kaynak falan çalıştırmış oluyorlar. O yüzden şöyle diplerine kadar fasatayla geçerseniz daha iyi, daha temiz bir işlik çıkmış olur ortaya. Evet, yıllarca ayağını tutaya film tuttuk, şimdi o bize dikiyor. Bu maksimumun ucunun temiz olması lazım. Şöyle başlıyorum. Dikiz aynasının oradan yukarı doğru temizliyorum arkadaşlar. Sonra bir şey sefer şöyle elinize geçersiniz. Üstündeki tozu bir salmış olursunuz. Yani yaptığınız ortam çok önemli. Yol kenarında cam filmi yapanlar var. Hani 100 liraya, 150 liraya, 200 liraya. Ne derece sağlıklı. Genelde galeriler falan yaptırıyor. Camı temizledim. Temizledikten sonra köşelerini şu sarı çaprazımla aldım. Temizledim iyice. Şimdi camımı ıslatıyorum. Filmimi açıp yerleştireceğim arkadaşlar. Film Ayhan Usta'nın taraf, jilatin benden taraf. Jilatini tutup çekiyorum arkadaşlar. Jilatini yere atmıyoruz. Sıfıra sıfır yaptığımız için önce bu tarafı, üst tarafı koyacağımız için film şu şeffaf kısmı, şeffaf poşeti biz şöyle şuraya koyuyoruz ki döşemedeki kirli pisi almasın, filme yapışmasın diye. Yapıştırdıktan sonra üzerine şöyle suyla koyuyoruz. Herhangi bir toz pis olmasın. Filmimi aldım. Koyuyorum şu anda arkadaşlar. Önce üst tarafı koymanız daha iyidir. Bazıları alttan koyuyor, üstü sonra içeriden kesiyor falan. Sağlıklı bulmuyoruz. Arkadaşlar sıfıra sıfır yapmanız için eye kullanmanız lazım. O da uzun sürüyor yani. Genelde eye kullanmıyoruz. Şöyle tam sıfıra sıfır değil de sıfırın biraz altından alıyoruz ki film kalkmasın diye, döşeme çıkıyor için film kalkmasın diye. Koyduktan sonra önce yukarıdan şöyle sağa doğru, sonra sola doğru, aynı şekilde de aynı zamanda da filmi aşağı doğru ayarlamanız lazım, filmin kaynaması doğru. Elinizden geldiğince filmi ellemeyin, yani iç kısmını ellemeyin, elinizin izi oluşur. Şöyle yakınlaştır mısın Bedran? Yani gördüğünüz gibi yani yarım milim kadar bir boşluk bıraktık. Bu da film kalkmasın diye. O yüzden. Şöyle sarı çaprazımla kenardaki suları yukarı doğru atıyorum. Daha sonra şöyle şu şekilde de, şöyle çapraz bir şekilde yine yukarıdan havasını almanız lazım. Şöyle daha sonra aşağı doğru veriyorum. Yani ben şimdi filmi kaldırıp aşağıya da yapıştırabilirim ama hani sağlam olsun diye şöyle bir ısıtıyorum ki hani kalkma olmasın diye. Filmi ısıttım arkadaşlar. Üst taraf tamamdır. Şimdi şöyle poşet zaten filme yapışmış. Camı kaldırıyoruz. Camı tam kaldırdık. Tamam, sıfır. Şöyle ufak bir şekilde iki poşetten ayırmanız için içine dokunmanız lazım. Poşetten ayırdım arkadaşlar. Daha sonra alt taraf kurudu. Hani bol bir şekilde şöyle su sıkarsanız toz pis aşağı doğru gider. Hani yok temizlikte olsun yine yani, tedbir amaçlı. Daha sonra şöyle dışına kayması için kuru olursa olmaz. Takım filmi yeter. Yani bunu gösteriyoruz. Bazı meslektaşlarımızdan tepki falan görebiliriz.
Ama hani müşterinin bilinçlenmesi için ya da işi yeni yapan kişilerin daha detaylarını öğrenmesi için paylaşıyoruz. Yani yoksa herhangi bir çıkar amaçlı değil. Şu fitilin içine girsin diye sağ şapalıma fitili biraz gerdiriyorum. Filmi yukarı alıp daha sonra filmi fitilin içine doğru yerleştiriyorum arkadaşlar. Tamamdır. Sonunu şöyle köşeye alıyorum. Camı tekrardan ıslatıyorum filmi. Takımı vurduğum zaman kaysın diye. Kuru olursa film yırtılır. Böyle hafiften bastırarak yapın ki camlarda çok su kalmasın. İlla kalıyor. Bir hafta kadar su kabarcıkları görebiliyorsunuz camdan. Normaldir o. Yazın 2-3 gün kadar oluyor. Son bir şekilde de şöyle altını alıyorum arkadaşlar. Üzerini alıyorum. Dışarıdan havasının bombesini aldığım için bakın gördüğünüz gibi içeriden hiçbir şekilde kesinlikle bomba hava çıkmadı. İçeriden işlemim bitti. Döşemeyi sildikten sonra şimdi sağ arka kapıya geçeceğim. Arkadaşlar sağ ön camımız bitti. Yani şöyle kamerayı yakınlaştırabilir misin biraz? Yani kenarlarda en ufak bir açık yok. En ufak bir toz pis. Hata yoktur kesinlikle. Gördüğünüz gibi. Bu camı yaptım. Bu camı uyguladığım gibi öbür 3 kapı camını da uygulayacağım. Hani sıkılmayın diye bir uzun tutmamak maksadıyla tek tek göstermiyorum. En son arka camı ve kelebekleri de gösterip sizlere veda edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar dört camın uygulamasını yaptık. Kapı camlarımız bitti. Şimdi arka cama geçiyoruz. Arka camı koyarken bir kişiye ihtiyaç var. Yani tek de yapabiliriz ama bir kişi daha olursa daha temiz, daha güzel şekilde olur. Bedren seni alabilir miyim? Arkadaşlar aynı şekilde camımızı temizliğini yapıyoruz. Yalnız arka camı falçata vurmuyoruz. Niye derseniz arka camda cam ısıtma telleri var. Cam ısıtma tellerini falçata vurursak özelliğini kaybeder. Bilginiz olsun. Falçata vurmuyoruz. Ama yine şöyle elinizle bir gezin. Hata var mı? Camda leke var mı? Bant lekelerini falan arka camda bazen oluyor. Onu bezle bastırarak alabilirsiniz ya da tiner ya da aseton yardımıyla sökebilirsiniz. Buradan başlayalım. Şöyle camı temizliyorum. Sarı çaprazda aynı şekilde kenarlarda kalan sabun lekelerini ve tozları alıyorum. Tekrardan camımı ıslatıp filmimi koyacağım arkadaşlar. Filmi ağzınızla açın. Fazla dişinizle zedelemeyin. Filmi açtım. Jilatin benden olacak tarafta. Film tutan kişi de olacak tarafta. Bu jilatini kullanmıyorsunuz yani camlar gibi. Şöyle koyarken filmi hiçbir yere değdirmemeye dikkat edin. Önce üst kısmı koyun, yukarı doğru kaldırın. Ondan sonra alt tarafa oturturun. Yalnız alt taraf hiçbir yere değmeyecek. Bakın şu anda değmiyor gördüğünüz gibi. Eğer buraya değseydi buradaki tozu pisliği olduğu gibi alırdı. Camı oturttum arkadaşlar. Alt tarafta zaten otomatikmen şu şekilde hiçbir yere değmeden oturuyor. Aynı şekilde ıslatıyorum camımı. Raglan takımı kaysın diye. Önce bakın şu an hiç hava yok ama elinizle yine bir gezdirin. Büyük hava olmasın, takım filmi gitmesin diye.
En son çekmeden yine bir son kontrolünü yapın. Sağda solda açıklık kalmasın. Daha sonrasında BlueMax ile şöyle bir kere ortadan, bir kere aşağı, bir kere yukarı çekin ki film otursun, sabitlensin. Tekrardan sağa sola bakın. Herhangi bir sorun yoksa çekebilirsiniz. Daha sonra şöyle yukarı doğru. Bu kadar arkacığım. En son sarı çaprazda kenarlarda kalan suları alıyoruz. Arka cam uygulamamız da tamam. Camı fazla bastırmayacak şekilde, sularını alacak şekilde silebilirsiniz. Cam filminden sonra eğer yıkamaya giderseniz de camı söyleyin yıkamacı arkadaşlara. İçeriden bastırarak silmesinler, bu şekilde silsinler. Arka cam uygulamamız da tamam. Şöyle biraz yakınlaştırabiliriz. Şu kenarlarda salgraf olduğu için arkadaşlar, kuruduktan sonraki hali bu şekilde oluyor. Yani bu bütün arka camlar için geçerlidir. Kuruduktan sonra çerçeve halinde bu şekilde çıkacak. Bunda herhangi bir anormal bir şey yoktur, bilginiz olsun. Şöyle kapı camlarını göstermek istiyorum. Tabi de en son ön kelebek camlarımız kaldı. Bunları uygulamasını yapacağız. Burada ufak bir baloncuğumuz var. Yani hava çıkmış. İçeriden alabiliriz ufak tefek hataları ve balonları. Onda herhangi bir sorun olmaz. Şöyle bakın, sıfıra sıfır. En ufak bir toz tanesi, hata, pislik yok. Şu dışarıdan zaten. Kenarları da siliyorum. İçeriden hava almayı da bilerek almadım biraz önce, size göstermek için. Hemen filmi getireyim. Arkadaşlar aynı dışarıda uyguladığım şekilde olan çıkan baloncuğu havaya şöyle ısıtıyorum. Isıttıktan sonra takımını alıyorum. Eğer dışarıdan havasını almasaydım bu baloncuklardan çok çıkacaktı. Yani içeriden de alınabilir ama dediğim gibi döşemeyi yakma. Filmi kırma riskleri var. O yüzden ana işlemi yapıyoruz. Ana işlem var. Evet, sağ tarafta zaten uygularken gördünüz. Şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kapı camlarım, arka camım bitti. Kelebek cam nasıl yapılır? Ölçüsü nasıl alınır? Onları size göstereceğim. Cama geçiyorum. Kelebek camı şeffafıyla şablonu çıkartıp dışarıda da kesebilirsiniz. Üzerinde de kesebilirsiniz. Ben şu an üzerinde kesmeyi göstermek istiyorum size. Bunu da aynı şekilde şöyle koyuyorum. İki tarafın ölçüsünü de almak için bir jilatin dışarıda, bir jilatin otomatikman içeride olacak şekilde koydum. Şöyle kesiyorum. İki tarafın filmini de almış olacağım arkadaşlar. Şöyle kaymasın diye akvenizle suyunu alırsanız daha iyi olur, daha sağlıklı olur. İçeride bir kişi bana ışık tutuyor, telgrafları görmem için. Arka cam gibi dikkatli bir şekilde kesiyorum. Bakın olduğu gibi şablon çıktı. Arkadaşlar biraz önce yan camların kenarlarını alırken camın üstünde yaptım. Hani bunu belirtmedim size, herhangi bir camı çizer mi, bir zararı olur mu diye. Falçata cam çizme özelliği yok. Yani camı çizmez, fazla da bastırmıyorum zaten. En son köşeleri parmağımla şöyle parmağımın şeklinde sivri olmasın diye, güzel bir görüntü olsun. Ve kapı camlarında kalkmasın diye, bu cam benim kalkmadığı için kelebek cam, herhangi bir sorunuzu açabilirsiniz.
filmin yapışacak kısmını, jilatini attım. Şöyle ıslatıyorum arkadaşlar. Arka tarafını da ıslatıyorum. Reklam kaysın diye. Daha sonra şöyle yine bir yere değdirmeden elinizin şeklinde içeriye sokmanız lazım tek seferde. Kalıbınız büyük olsaydı eğer film oturmazdı arkadaşlar. Bakın film oturdu. Arkasını da ıslatmıştım. Takımla havasını alıyorum. Bakın şu an sarı regli aşağıda belli ediyor. Filmde biraz açıklık var. Filmi aşağı doğru kaydırmam lazım. Küçük olduğu için küçük cam daha zor bence. Çünkü hareket etme alanınız çok kısıtlı. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar cam filmi videomuzun sonuna geldik. Sol tarafı kelebeği de koyduktan sonra cam rüzgarlıklarında üçgen bantla tekrar altını temizleyip yapıştıracağım. Aklınıza takılan soru ve görüş önerileriniz olursa yorumlara bekliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.